Merhaba. Hah, Esin de geldi. Kızım Esin. Esin Pascal. Memnun oldum. Ben de. Resmini de gördüm, çok beğendim. Aramak istedim ama baba satmadı ya. Öyleymiş, anlattı babam. Teşekkür ederim. Ama ben yakında bir sanat galerisi açıyorum. Eğer ziyarete gelirseniz istediğiniz resmi alabilirsiniz. Mutlaka gelirim. Çok memnun olurum. Pascal. Efendim. Biz Esin'le mahalleye gidiyoruz. Bizle gelmek ister misin? Arkadaşlarla tanıştırayım seni. Baba, başka zaman yapalım. Radyo var, Beşiktaş maçı var. Maç? Eyvah eyvah. Maç var diyor, baksana. Şefkat şimdi durmaz, maça gider. Ne olur ki? Ben de gidiyorum. Tamam ama adam dün bir kaza geçirdi. Gözlem altında olması lazım, değil mi? Tabii tabii, ben zaten asla müsaade etmem gitmesine. Sen merak etme baba. Adamı bilmiyorum ama Beşiktaşlıysa işin zor. Ama sen beni de bilmiyorsun Pascal. Ben ne yapar ne eder onun o maça gitmesini engellerim. Vay. Tamponu yaptırmamışsın. Arabayı satmıyorsun. Vaz mı geçtin? Dur oğlum, zaten maç var, şimdi arabayı mı düşündüm ya? Ne bir şey? Çayları içince boşlara getirin ha. Gel lan. Merhaba Şevkat. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Zümrüt Anka gibiyim. Küllerimden doğdum ya. Gel, köprü kaya vereyim sana, gel. Seni merak ettik Şevkat, nasılsın? Eyvallah. Nasıl olayım Cevdet abi? Hoş geldin. Akmasak da damlıyoruz işte, gördüğün gibi iyiyiz. Çok güzel, çok güzel. Biz de dükkana bakmaya geldik. Esin mahallede bir sanat galerisi açmak istiyor da. Aa, bravo. Ne kadar güzel bir haber, ne kadar hoş. Çok seviniriz. Ya tabii tabii. Vallahi bugünün en bomba haberi yani. Biz de zaten epeydir bir eksikliğini hissediyoruz. Zaten sanat galerisiz mahalle mi olur değil mi? Yok, harika. Neyse biz bakalım mı bir? Tabii kızım, gel. Şu dükkana bir bakalım. Gel kızım. Nasıl? Ben buranın enerjisini çok sevdim. Bir mekanın enerjisi çok önemli baba. Değil mi? Kainatta her şey enerjidir. Nurdur. Sana her içine koy. Tabii tabii, enerji çok şey önemli. Sen istediğin gibi bak kızım. Biz Şevkat'le bir kahve içelim. Kahve içeceğiz. Abi. Ben de aga, rahat ol. Ya Cevdet Bey, bu dükkan iş... Mevzu o değil, o başka bir şey. Bak Şevkat, dün anlatıyordum, yarım kaldı. Esin benim tek çocuğum. Annesini erken yaşta kaybetti. Evlilikte ilk çocuk acemiliktir derler. Bizimki de öyle oldu. Biraz el bebek, gül bebek, şımarık büyüdü. Orası muhakkak zaten. Bir erkek baba olunca ilk ne düşünür? Ben öldükten sonra bu çocuğa kim bakacak? Değil mi? Onun için sizler ricam, bana gösterdiğiniz dostluğu ona da gösterin derim. İnsana insan gerek. Eyvallah. Ben kızım için yaşadım. Bir servetim var, mülklerim var. Ama bunlar yeterli değil ki. Ben bunları çocuğuma bırakırsam yeterli zannettim ama değilmiş. Eşim ölünce kabuğuma çekildim. Yalnız Esin'le ilgilendim. İstiyorum ki benim dostlarım kızımın da dostları olsunlar. Anneler babalar çocuklarının mürüvvetini görmek isterler. Ama benim muradım o değil. Ben ölmeden onun ayakları üstüne sağlam bastığını görmek isterim. Bir meslek sahibi olduğunu bilmek isterim. Yani. Abi her baba bunu istemeli. Ben bunca yıldır hiçbirinizin kapısını çalmadım. Senden bir şey isteyeceğim Şevkat. Esin'e sahip çık. Ona yol göster. Ona hayatı öğret. Esin sana emanet. Cevdet Bey, dostluk başka, emanet başka. Yani gel bak, dükkanı kafama yık.
evi kafama yık ama gözünü seveyim bunu benim kafama yıkma ya. Aşık olsun Şevkat. Gözünde mi büyüdü? Ya yok, çok büyümesinden değil de... Bak kızın gelecek burada, komşumuz olacak. Gelsin, başımızın üstünde yer var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Zaten senin kız da yaktı evi, kül etti. O konu kapandı, tamam. Ama... Yani biz mahallede kimleri kimleri adam ettik, bunu bile adam ettik biz. Yani o yüzden diyeceğim yani şimdi burada esnaf birbirini korur, kollar. Hani kolektif hareket ederiz. Bunu sadece bireysel olarak benim üstüme yıkma ya. Korktun mu? Ya Cedet Bey, ben şimdi senin avucuna ateş koysam, bunu sımsıkı tut desem ne yaparsın? Tutarım. Yanarını da bırakmam. Bak Şevkat, sana bir hikaye anlatayım. Ben küçükken bir sahaf dükkanında çalışıyordum. Bir gün yangın çıktı. Senin baban gözünü kırpmadan ateşe daldı ve beni çıkardı. Bilmiyordum. Bilmiyordum tabii. Ve hiçbir zaman bunun lafını etmedi. Ben ne zaman mevzuyu açsam başını çevirir döner giderdi. Yani... Senin baban olmasa bugün ne ben vardım ne de Esin vardı. Onun için sen avucumda ateş olsan yanarım da bırakmam. Hadi eyvallah. Dur 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 kalkma. Tamam. Kızım bana emanet. Aferin. Koçum benim. Ben de senden bunu beklerdim. Ya ben burayı böyle klasik bir galeri gibi düşünmüyorum. Ve daha Balat dokusuna uygun bir yer olsun istiyorum. Böyle sıcak, alçak gönüllü bir yer olsun ki yaşayan bir mekan olsun, değil mi? Niyet neyse doğacak hakikat odur. Sen aç. Biz yaşatırız. Bir şey soracağım. Sen neden sürekli Ramazan sohbetindeymiş gibi konuşuyorsun? Acıvat o, acıvat. Mahallenin acıvatı. Ha. E sen de Karagöz'sün değil mi? Beraber mi izlediniz küçükken? Yok. Ben direkt perde arkasındaydım. Karagöz oynatıyordum ben. Bak, eller hatta böyle gaz yaptı. Sonradan koşa gitmesin dedim, langırta geçtim. Götüreyim bir gün langırta seni? Esin, biz Şevkat'le konuştuk. Seni ona, onu sana emanet ediyorum. İkinizi birbirinize. Aa, ne alakası var baba ya? Nereden çıktı şimdi bu? E madem komşu olacaksınız, önce iyi birer dost olun değil mi? Peki babacığım, sen öyle istiyorsan. Ben zaten Şevkat'i daha tanımadan kalben ısındım. Yok, benim mutfağı yaktın ya sen. Bu ara ateşten böyle bir sıcaklama gelmiştir, ondan durum. Hadi uzatın ellerinizi. Sen de şahit ol Niko. Dayım. Ya Allah'ın seversen bir bak hele şunu. Eli tutuşu abi bir bak ya. Esin lütfen. Baba eli yanık adamın acımasın diye böyle tutuyor. Kızım. Dost eli şamar olsa acıtmaz. Anladın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.